rüşvetle Yusuf Tekin geçinsin. Elimizde 17 bin liramız vardı. Aylık harcamamız 8 bin lira içeride. Bizler bir ayda 8 bin lira içerideyiz. Bu yıllık 96 bin lirayı buluyor. Bizler geçinemiyoruz. 96 bin lira borcumuz yıllık minimum tutar. Bakan Tekin'i dersimize davet ediyoruz. Taban maaşın bunun tek çözümü olduğunu düşünüyoruz. Soruyoruz, asgari ücretle mi geçinsin öğretmenler Sayın Tekin? Gelin problemi birlikte çözelim, taban maaş çözümünde buluşalım. Ne asgari ne altı, taban maaş hakkı. Ne asgari ne altı, taban maaş hakkı. Ne asgari ne altı, taban maaş hakkı. Bu böyle sürüp gidemez. Biz burada taban maaşın ne kadar önemli olduğunu, kamuda çalışan meslektaşlarımızla eşit olmamızın hayati önemi olduğunu bir kez daha bu şekilde anlattık. Bütün kamuoyuna duyuruyoruz. Öğrencileriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz bu okullarda mutsuz öğretmenler tarafından bu çocuklarınıza ders anlatılmakta. Mutsuz bir öğretmen sizlerin çocuklarına nasıl verimli olabilir? Bunu sadece öğretmenlerin değil, tüm kamuoyunun, herkesin düşünmesi gerekir. Bu bir ekmek ve emek mücadelesidir. Bir memleket mücadelesidir. Eğitim problemine, kamusal eğitime herkesin kafa yormasını ve mücadelemize destek olmasını rica ediyoruz. Ortalama bir okulda aileler 300 bin, 400 bin lira okula eğitim parası ödüyorlar. Ve bunun içerisinde yemek yok, bunun içerisinde servis yok, bunun içerisinde kıyafet parası yok, bunun içerisinde kitap yok. Bu parayı verdikten sonra bir de bu saydıklarım için para ödüyor. Yani bir aile minimum daha ucuz bir okula gönderse bile 300 binle 700-800 bin arasında para ödüyor. Bunun onda birini öğretmen almıyor, bakın onda birini bu kurum öğretmene vermiyor. Ama sorarsanız biz batıyoruz, bu paraları verirsek batarız. Çıkarız. Bunun gibi hesaplarla tüm kamuoyunu da bu olayı da manipüle ediyorlar. Patronlar her yıl yeni bir şube açarken bizler kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Kredi kartı borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Kıyafet alacağız mı? Çocuklarımız aç kalacak mı? Bunu düşünüyoruz. Bunu buradan bir kez daha deklare ediyoruz. Eğitimin kamusal bir alanda bütün öğretmenlere eşit koşullarla gerçekleştirilmesi, aileler içinde, bakın çok önemli, aileler içinde hayati öneme sahip bu mücadeleyi birleştirelim. Ne ailelerin cebinden bu kadar para çıksın, ne de öğretmenler sefalet koşullarında çalışsın. Taban maaş!